Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Music Light Market'ten satın almış olduğum Superlux HD 681 kulaklığa yakından bakıyorum. Bu kulaklık monitör bir kulaklık olarak geçiyor piyasada ve bakmış olduğunuzda X markalardan daha yüksek fiyatlarda bulduğumuz referans kulaklıklarının yanı sıra uygun fiyatlı önerebileceğim bir kulaklık sizlere. Bu kulaklığı bir aya yakındır deneyimliyorum ve gerçekten hem müzik anlamında müzik kayıtlarımı yaptığım, oyun oynadığım, film izlediğim birçok alanım oldu ve sürekli deneyimleme fırsatım oldu. Öncelikle kulaklık bayağı rahat ve esnek bir yapısı bulunuyor. Bu sayede kafanızı ağrıtmıyor ve kulaklık kulaklarınızı da terletmiyor. Yani yaklaşık 2, 3 saat, 4 saat gibi kullanımlarda ara ara böyle 5-6 dakikalık esler vererek işte bir ufak çay molası, kahve molası gibi molalarınız olduğunda çıkarttığınızda gerçekten uzun süre kullanabileceğiniz bir kulaklık modeli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi film izlerken biliyorsunuz böyle korku filmlerinde sağdan, arkadan, yandan bir sesler geliyor. Bu kulaklığı takıp bir korku filmi izlemek istedim açıkçası. İlk deneyimim zaten korku filmi oldu ve korku filmi izlerken sanki filmin içindeymişsiniz gibi bir hissiyat veriyor. Gelelim oyun performansına. Birazcık Valorant oynadım ve Valorant'ta oynadığım zamanda da nereden adamın gelebildiğinin sesini rahatlıkla kasabildim. Gelelim bir de müzik performansına. Şimdi kendim amatör olarak böyle ufak çaplı müzik yapıyorum. İşte hani kimseye paylaşmadığım, sadece kendim hobi amaçlı mix mastering'leri öğrenebilmek adına, biraz daha kendi sesimi geliştirebilmek adına yaptığım kayıtlarım bulunuyor. Ve burada basları, tizleri, midleri tam duyabildiğim ve gerçekten referans kulaklıklarına baktığımızda çok yüksek miktarlarda olan fiyatlandırmayı karşılayan bir kulaklık. Şimdi dış malzeme kalitesine baktığımızda diğer pahalı ürünlerle aynı olmayabilir ama performans anlamında gerçekten o yüksek tutarlarda aldığımız kulaklıkların yerine Geçebilecek bir kulaklık. Şimdi biz burada malzeme yapısına mı önem veriyoruz, yoksa sesin doğruluğuna daha iyi anlayabilmemize referans olarak duyabileceğimiz seslere mi? Tabii ki de hepimiz müzik yaparken ya da işte farklı işlerle montaj olur, video montajları vesaire. Bunlara önem veriyoruz. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Mesela müzik olarak videolarıma müzik ekliyorum. Bunu hoparlörde yaptığım zaman olmuyor. Farklı deneyimlemiş olduğum oyuncu kulaklıklarıyla da deneyimlediğimde gene seste de böyle tam burada. Ben dinlediğimde tam net diyorum okey ama çıktısını aldığımda render'ı yaptığımda bir bakıyorum o ses gerçekten yüksek. Şimdi kulaklığın böyle bir 3.5 mm jack girişi bulunuyor. Bir de ses kartınızda bulunan büyük jack girişi çıkıyor. Kulaklığın ergonomisi gerçekten iyi. Bakın bayağı esnetilebiliyor ve herhangi bir ses yapmıyor. Malzeme yapısına baktığımızda basit böyle. Tasarımı da güzel. Çok böyle RGB ışıklara vesaire önem verilmemiş. Sade bir tasarımla içerisindeki performansı önem verilmiş. Kulaklığı bu şekilde kulağıma taktığımda dışarıdaki sesi bir nebze kesebiliyor. Ayrıca kulaklığı taktığımda kulaklık tamamen çevresini yani kulağımın içerisini kapladığı için herhangi bir acı ağrı hissetmiyorsunuz uzun dönem kullanımda. Bu kulaklıkla ilgili şimdi referans kulaklıklarına baktığımızda tabii ki de mikrofon yok ama bu tamamen bir referans kulaklığı olarak geçmiyor. Aslında hem oyunculara hem referans kulaklık kullananlara yani müzikle ilgilenen, sesle ilgilenen diyeyim hatta ya da işte film böyle ufak çaplı işlerle, oyunlarla uğraşan kişilere hitap eden bir kulaklık. Kablo yapısı belki örgü olabilirdi. Plastik bir kablo yapısı var ama böyle kötü bir kablo yapısına sahip değil. Yani baktığınızda kopabileceğini düşünmüyorum ve kablo uzunluğu da yeteri kadar var. Bunların detaylarını, özelliklerini de bu kısma zaten ekliyorum sizler için. Bayağı uzun bir kabloya da sahip. Kırılıp böyle patlayabilecek kablolardan değil. Kulaklıkla ilgili dezavantaj olarak paylaşabileceğim aslında bir de kutu yapısı olabilir. Şimdi şunu söyledik hep. Ses performansı çok iyi. Evet kutu yapısından kısmışlar. Belki kablosundan kısmış olabilirler ama onun dışında kutusu böyle bir plastik jelatinli bir kutuda geliyor. Ama hani kutuda zarar görme ihtimali yok zaten bu kulaklığın. Fakat Belki kutusu biraz daha premium olabilirdi ama o zaman da fiyatlandırması yükselecekti. Şimdi şu kafa bandına baktığımızda bu sert plastik gibi bir malzemeden üretilmiş. Baktığınızda hani böyle kumaşımsı bir yapıda da olabilir ama sert plastik bir malzeme daha doğru olacaktır bunun için. Sağ ve sol kısmında light ve right butonları var. Yani sağ tarafa right, Light da sol tarafı oluyor. Bunları taktığınızda rahat bir şekilde kulağınıza oturuyor ve kulaklığı açmak istediğinizde hani böyle bunda otomatik ayar yapabileceğiniz bir bölüm yok. Bu kafanıza göre şekil alıyor. Mesela kafanız küçükse böyle kalacaktır ya da büyükse daha da genişleyip kulağınıza rahatlıkla oturabilecektir. Bilgisayar başında uzun dönem çalıştığımda, video montajında olsun, farklı dallarda olsun rahatlıkla kullanabiliyorum ve terletme yapmaması en büyük özellikti benim için. Bak bunu söyleyeyim. Çok çok uzun süre bilgisayar her başında olanlar bilir. Kulaklığı çıkarttığınızda su gibi olur. Bu kulaklıkta Bence kulak içlerinde bir terleme yok. Sadece şu alt kısımlarda bazen böyle ufak tefek terlemeler olabiliyor. Şimdi sizlere şöyle bir yorum yapacağım. Bu kulaklık genelde stüdyo amaçlı kullanılıyor ama genel amaçlı kulaklık kullanımına da uygun. Film izleme, oyun oynama, gündelik işler için. Yani bunu illaki bir stüdyoda şarkı kaydı yapan ya da ses mix masteringle uğraşan kişinin alabileceği bir kulaklık değil. Herkes alabilir. Sen de alabilirsin. Ben de alabilirim. Keza zaten bu videoyu izleyenler sesle uğraşanlardır. Eğer yorumlarda Kullananlar varsa da deneyimlerini paylaşsın ki benim de bilmediğim konularda ben de yararlanmış olayım. Şimdi bu kulaklığı kaldığınızda aldığınızda basları tatmin etmiyormuş gibi gelebilir. Ama baslar mide taşmadığı için zamanla böyle 3-4 günlük 5 günlük kullanımdan sonra baslar da sizi tatmin etmeye başlıyor. Midler de tizler de. Ben bazen bunu dışarıda da kullanıyorum yalan söylemeyeceğim. Böyle uzun bir yolculuk yapacaksan metrobüsle veya otobüsle farklı bir şeyle bu kulaklıkla çıkıyorum. Gerçekten müzik performansını siz dinlediğinizde anlıyorsunuz. Şöyle de esnekliğini de göstereyim yani. Hani esneklik olması da gerçekten güzel olduğunu zaten belli ediyor. Şimdi malzeme yapısı, dış ortamı gerçekten hani böyle plastikten üretilmiş ama kalitesiz bir plastik değil. Şimdi ben bu kulaklığı böyle attığımda herhangi bir şekilde kırılma, donma, kasma, içerisindekilerin bozulma gibi ihtimalini yok diye görüyorum. Çünkü ben bu kulaklığı 3-4 kere rahatlıkla şu seviyeden aşağıya düşürmüşlüğüm var. Yani masamın üstünde otururken elim çarptı bir şey olduğunda düşürdüm. İçerisindeki chipsetlerde herhangi bir sıkıntı oldu mu, cızırtı oldu mu diye baktığımda herhangi bir problem olmadı. O yüzden malzeme kalitesinde böyle kötü diyenler olabilir, çok iyi diyenler olabilir. Benim için gerçekten malzeme kalitesi ortanın bir tık üstünde ama ses performansı anlamında çok çok iyi. Eğer ki fiyatlandırma olarak güzel bir stüdyo kulaklığı ve genel amaçlı bir kulaklık arıyorsanız Zaten bu fiyatlandırmada bulabileceğiniz bence en iyi kulaklıklardan bir tanesi diyebilirim. Bugünkü konuğumuz Superlux HD 681 modelli kulaklığımızdı. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutma. Görüşmek üzere.